Sayın Bakanlığı, Sayın İl Bakanlığı. Bugün COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına, maske ve hijyen kuralına uyarak kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongreler nöbet değişimi, yenilenme, güven tazeleme, parti hedeflerimizi daha ileriye taşımanın vesilesi olan demokrasi şölenlerimizdir. Kurulduğundan bugüne kadar partimizin bayrağını en iyi şekilde taşımış olan tüm dava arkadaşlarımıza, kurucularımıza, önceki dönem ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize, mahalle başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızın tüm yönetimlerine, hasılı Cumhurbaşkanımızın tüm yol arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Emekleri için Rabbim hepsinden razı olsun inşallah. Göreve geldiğimiz günden bu yana birlikte yol yürüdüğümüz, görev yaptığımız dava arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün burada yeni oluşacak ve oylarınıza sunulacak olan yeni yönetimimizin de partimize, ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Teşkilatlar insan vücudundaki kan dolaşım sistemi gibidir. Nasıl ki o kan dolaşım sistemiyle kanımız, kandaki hücreler vücudun her bir en ucra köşesine kadar götürürlerse vücudumuza aldıklarımızı, işte parti teşkilatları da hükümetlerin aldığı kararları, politikaları, uygulamaları en ücra köşedeki vatandaşlarımıza kadar ulaştıran mekanizmalardır. Onun için de partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teşkilatlar da partilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ve partilerinde, demokrasilerde, teşkilatlarında değerli kardeşlerim, en önemli sınavı, imtihanı sandıktır. Sandık sonucu açıldığında o sizin sınav sonucunuzdur. Bizim sınav sonucumuzdur. Şimdi göğsü teşkilatımızı en son mahalli idareler, belediyeler seçimlerinde Gürsu'da aldığı seçim dolayısıyla ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı katkılar dolayısıyla her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü sınav verilmiş, sonuç alınmıştır. Ama değerli kardeşlerim, başarmaktan daha zor olan bir şey var. Yani sınavı başarmaktan daha zor olan ne olabilir? O da, şimdi Türkiye için de söyleyeceğim, başarıyı sürdürmektir. Onun için başaranları daha büyük bir sınav bekler. Başarıyı sürdürmek. O bakımdan her birimize ayrı ayrı görev düşüyor değerli kardeşlerim. Şimdiye kadar AK Parti büyük başarılara imza attı. Dünyaya örnek olacak siyasi tecrübe oluşturdu. Yani bugün Orta Doğu'da siyaset yeniden yazılmaya kalkınsa AK Parti'nin başarılarına not düşmeden bir kitabı bitirmek mümkün değil. Bu başarıda katkısı olan kurulduğundan bugüne AK Parti'de görev yapmış bütün kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi görev alacak olan, bundan sonra görev yapacak olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de AK Parti bir tarihi başarıya imza atıyor. Yurt dışında, uluslararası her platformda, Türk dünyanın her yerinde Sayın Cumhurbaşkanımız sizden aldığı güçle Türkiye'nin çıkarlarını, politikalarını, vizyonunu altını çize çize, üstüne basa basa korkusuzca ifade etmektedir. Değerli kardeşlerim, bu nedenledir ki
bir takım mekanizmalar, odaklar Türkiye'ye fokuslanmıştır. Tabi siz üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizlerinde eski iktidarlar gibi sadece balık tutma yerine petrol arar, doğalgaz bulursanız işte görüyorsunuz sesi Atina'dan ve Paris'ten gelir. Ama onlara karşı hak ettikleri cevabı da Ankara'dan, İstanbul'dan gördüğünüz gibi layık olduğu vesile veriyoruz. İşte bunun arkasında duran sizlersiniz. Bu arada tabii ben Pardisoy'la çıktım. Arkadaşlarımızdan bazıları diyebilir ki ya Erzurumlu yani bu ne oluyor Pardisoy Bava'da? Ben Erzurum'un biraz Yusufeli tarafındanım. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bizim oralarda vadiler sıcaktır. Biraz soğuk oldu mu kendimizi daha fazla giyinmek zorunda hissederiz. Hemşerilerim bilir bu işi. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin içerisinde ise gerçekten gıpta edilecek başarılara imza attık. Adeta Türkiye'nin işini kolaylaştırdık ama bizim işimizi, kendi işimizi zorlaştırdık. Çünkü başardık, başarıyı sürdürmenin daha zor olduğunu biraz önce söyledim. Değerli kardeşlerim, siyasal alanda, politik alanda bugün Türkiye'de son sözü kim söylüyor? Seçilmiş Cumhurbaşkanı. Eskiden kim söylerdi? Herkes konuşurdu. Ama en sonunda bir devletli, ya bir yargı mensubu, ya bir TSK'nın üst düzey yetkilisi, daha çok da Genelkurmay Başkanı acaba en son söz olarak ne diyecek diye bakılırdı. Bugün herkes konuşuyor. En son sözü sizin seçtiğiniz sandıktan iradesini alan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Bu Türkiye'nin 100 yılda aldığı mesafedir kardeşim. Basit bir şey değil. 100 yılda aldığı mesafedir. Şimdi yanı başımızda Bursa'dan geçiyor İstanbul'dan İzmir'e kadar otoban ve Körfez geçişi yani Osman Gazi Köprüsü. Eskiden biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü'nü yapacağız, Körfez geçişi köprüsünü yapacağız diye söylediğinde rahmetli Erbakan'la gazeteler dalga geçti. Hayale bak dediler, hayale. İşte o hayal şimdi orada gerçek oldu. Gerçek oldu. Değerli kardeşlerim, AK Parti sadece doğru söyleyenlerin partisi değil. Söylediği doğruları yapanların ve doğru iş yapanların partisidir. O bakımdan biz bir Türkiye projesiyiz. Ve değerli kardeşlerim, savunma sanayinde parasını verdiğimiz halde bize bu insansız hava araçlarını vermediler, satmadılar. Şimdi onları biz yapıyoruz. Saymakla bitiremeyiz. Her ile üniversiteyi mi söyleyeyim? Avrasya Tüneli'ni mi söyleyelim? Fatih Karadan gemileri yürüttü. Biz yerin altından, boğazın altından treni yürütüyoruz. Bunu mu söyleyeyim? Saymakla bitiremeyiz hizmetleri. Ama değerli kardeşlerim, başarandan daha çok başarı beklenir. O bakımdan yaptığımız işlere bakıyorum, çok fazla iş yaptık. Ama yapacağımız işlere bakıyorum, yaptıklarımızdan daha fazlası duruyor. Olacak, Türkiye'nin imkanları genişledikçe daha fazlasını yapacağız. Demokrasimizi geliştireceğiz, ekonomimizi geliştireceğiz. Uluslararası ilişkilerde diplomasimizi geliştireceğiz. Her şeyiyle Türkiye büyük devlet olacak. Büyük bir ülke ve İlk 10 büyük devlet arasında yerini alacaktır. Son bir söz söyleyeyim. Bugünlerde dışarıda Mavi Vatan'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta inisiyatifler aldıkça bize bazen
Diyorlar ki oralarda muhalefet diyor ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi oralarda ne işiniz var? Değerli kardeşlerim, Orta Doğu'da bir masa kurulmuşsa ve masada yeriniz yoksa dikkat edin, menüde olabilirsiniz. Biz menüde olmayız, masada olacağız. Masada olmak için de masada olmak için de sahada olacağız. Ve oluyoruz. O bakımdan Türkiye istikametine doğru yürüyor. Allah'ın izniyle böyle ufak tefek problemleri gözümüzde büyütmeden, kendi içimizde hele hiç problem etmeden yek vücut bir biçimde Türkiye hedeflerine doğru taşıyacağız. Taşıyacak kadrolar da buralardadır. Covid belasıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle her alanda olduğu gibi maalesef siyasette de uzaktan veya online sistemiyle işlerimizi yürütme gayreti içerisindeyiz. Şimdi bu tablo çeşitli sorunları da beraberinde getirecek. Belki de halktan kopuşun da bir nedeni olabilir. Halktan kopmamıza da bu online sistemi ve uzaktan meseleleri anlatma, çözme konusu sorun hale gelebilir. Siyasetin nabzı bundan dolayı çok hızlı atmıyor. Siyasetin nabzında bir yavaşlama var. Buna aldanmamak gerekiyor. Buna kanmamak gerekiyor. Ne yapıp yapıp bir an önce sanki Covid yokmuş şeklinde olaylara bakıp ona göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Neden derseniz, sorumlu siyaset sahibi veya AK Parti'de çatısı altında siyaset yapanlar bu tehlikeye karşı bir zaafın oluşmaması düşüncesini beyinlerine kazımaları gerekiyor. Eğer bu zaaf oluşursa ülke sorumluluğunu, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üzerinde taşıyan bizlerin Allah korusun ülkeye bir zaafa dönüştürme gibi bir tablo ortaya çıkarırız ki buna hakkımızın olmadığı inancı içerisindeyim. Değerli kardeşlerim, 20 yıldır iktidardayız. Yaklaşık 20 yıldır iktidardayız. Bizi ayakta tutan çok önemli prensipler var. Bunlardan bir tanesi milletle hemhal olmak. Birincisi bu. İkincisi gece gündüz çalışmak. Şimdi biz AK Partililer akşam yatağa, yastığa başınızı koyarken bugün yarım kalan işin tamamlanmamasından dolayı sancı duyarak yastığa başımızı koymak durumundayız. Biz AK Partililer bugün bir vatandaşın işini tam görmek üzereyken vatandaşın işini çözemediğimiz için o dertle, o düşünceyle, o tasayla kafamızı yastığımıza koyan insanlarız. Yani dertlenen insanlarız. Vatandaşın derdiyle dertlenen insanlarız. Gece demeden, gündüz demeden çalışmak da bizim başka bir görevimizdir. Az önce Cumhurbaşkanımızı izledik. Milletle bütünleşen, milletle hemhal olan ve hastalık, virüs filan demeden de gece gündüz çalışan bir kadronun adıdır AK Partililik. Ve üçüncü önemli bizim prensibimiz ise istişaredir. Biz işlerimizi istişareyle görürüz. Enine boyuna sağlıklı bir neticeye varabilmek için istişarenin de önemli olduğunu burada bir kez daha hatırlatıyorum. Bu özellikler Covid dolayısıyla ihmal edilecek özellikler değil. Şartlara uygun bir şekilde bakınız il başkanlığımız ve ilçe başkanlığımız kongreleri gerçekleştiriyor ve bu katılımın da son derece anlamlı olduğunu ve gayret eden arkadaşlara da tebrik ettiğimizi burada ifade ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Salgın hastalıkla mücadele topyekün olacak. Salgınla mücadele edeceğiz. Ama bir şey unutmayalım. Bu coğrafyada ne saldırılar bitecek ne de salgınlar bitecek. Yani yarın başka türlü bir salgının çıkmayacağını garanti edebilir miyiz? Edemeyiz. Karşımıza yeni salgınlar çıkabilir. Saldırılar zaten bu coğrafyanın kaderi.
Onun için salgın var, saldırı var deyip gevşemek olmamalı anlamında bunu ifade ediyorum. Bir diğer konu da tabii istişare dedim. İstişare de son derece önemli. Arkadaşlar, zaman duygusal ve şahsi düşüncelerle hareket etme zamanı değil. Arkadaşlar burada söz aldılar. Tehlikelerden bahsettiler. Belki biraz sonra da değerli arkadaşlarımız bahsedecekler. Önemli tehlikeler var. Bu tehlikeler karşısında duruşumuz ne olacak? Duygusal davranıvereyim. Yok böyle bir şey. Duygusal davranma hakkımız kesinlikle söz konusu değil. Şahsi düşüncelerle hareket edivereyim. Buna da hakkımızın olmadığını bu kongre vesilesiyle ifade ediyorum. Şair diyor ki, fikirde birlik kar etmez, harekette birlik olmadıktan sonra. Fikirde biriz beraberiz. Ne kadar güzel. Harekette bir olup olmadığımız önemlidir. Asıl olan harekette kol kola girebiliyor muyuz? Hep aynı dertle dertlenen insanlar birlikte yürümeyi başarabiliyor mu? Bu önemli olan. Yoksa Allah'a şükür bu salonlara gelemeyenler, bu salonları dolduranlar, tabii ki fikirde birlik var. Fikirde birliğim, harekette birliğe dönüştürmek zorunluluğumuzun olduğunu ifade etmek için bunu söylüyorum. Bunun yolu da, bu harekete geçmenin yolunda istişareden geçtiğini de belirtmek istiyorum. İstişarenin girmediği meclise fitne girer. Bir yerde istişare yoksa, istişareyle eksik alanlarınızı kapatmıyorsanız oraya fitne girecektir demektir. Buna fırsat vermemek bütün AK Partililerin görevidir. Bu gediği açmayacaksınız, bu gedikten zorlamaya çalışanlara fırsat vermeme görevi teşkilat mensuplarının önemli görevlerinden bir tanesidir. İstişarelerden uzak duran siyaset düz ovada yolunu şaşırır. Onun için çok önemlidir. Şu anda dikkat edin. Türkiye'de etrafımızda cereyan eden bütün hadiselerde AK Parti, belki de yalnız AK Parti bir şeye çok önem veriyor. Bir, çok çalışma diyor. Çalışıyor. Yatırımlar devam ediyor. Sorunlar çözülmeye devam ediyor. Vatandaşın derdiyle dertleniliyor. İmkanlar çerçevesinde acaba esnafımızı, çiftçimizi, işçimizi nasıl rahatlatırız diye mücadele ediliyor. Ve başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizzat gece gündüzünü programlayarak nasıl bir faaliyet içerisinde olduğumuzu genel başkanımızın hepiniz birlikte izliyorsunuz. Aynı şekilde çok ciddi problemler karşısında da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgililerle, yetkililerle nasıl istişareler gerçekleştirdiğini ve özellikle Suriye'de, özellikle Irak'ta, özellikle Doğu Akdeniz'de nasıl sağlıklı kararlar alındığını da hep beraber müşahede ediyoruz. Bunlar rastgele olmuyor, bunlar ciddi istişarelerin neticesinde ortaya konan politikalardır. Bakınız, şimdi denizlerde üç temel sınır esası var Gürsul'la. Üç temel sınır. Biri kara suları, ikincisi uluslararası sular, üçüncüsü ise münhasır ekonomik bölge denilen alan. Şimdi Türkiye bugün bu üç ana ilke ve kuralları uygulayan bir ülke. Yani kara sulardaki hakkımız neyse onu konuşuyoruz. Yani bizim uluslararası sulardaki hakkımız nedir? Onun çerçevesinde davranışlarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Münhasır ekonomik bölgedeki haklarımız neyse onları koruyoruz, onları hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Ama dikkat ederseniz karşımızdakiler diyorlar ki gemileri yüzdüremezsiniz, uçakları uçuramazsınız diyor. Yani sizin topraklarınıza kadar diyor, o mavi vatanda size hak mak yok diyor. Kim diyor bunu? İşte yanı başımızdaki Yunanistan. Çok büyütmediğiniz kanaatindeyim ben. Türkiye burada kımıldadığı an Atina'da nelerin olacağını siz de çok iyi biliyorsunuz. Onun için kafamızda onları büyütmeye falan gerek yok. Ama gemimiz de yüzüyor, uçaklarımız da uçuyor. Hiç kimsenin de engel olamayacağını bütün dünyaya özellikle Cumhurbaşkanımız
birinci ağızdan ilan ediyor ve ilan etmeye devam edeceğiz inşallah. Bakınız bütün kapitalistler, bütün emperyalistler ayakta. 150 yıldır yapılmayan bazı şeyler yapılıyor. Kolay mı arkadaşlar denizlerde petrol aramak, denizlerde doğalgaz aramak kolay bir iş mi? Bunlarla ilgili atılan adımlar ve ele alınan projeler birileri çılgına çeviriyor. Nereden çıktı bunlar diyor ya. Bugüne kadar yoktu böyle bir şey. Nereden çıktı bunlar diye feveran ediyorlar. Daha çok feveran edecekler. Emperyalistler daha çok kuduracak. İHA'lara bakıyorlar, SİHA'lara bakıyorlar, Akıncılara bakıyorlar. Ne oldu bu Türkiye diyorlar. Türkiye özüne dönüyor, Türkiye kendine dönüyor. İsteseniz de dönecek, istemeseniz de dönecek ve geçmişteki şanlı tarihimizin örneklerini sergilemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu dost düşman herkes böyle bilsin diye kongre vesilesi ifade edelim. Şimdi il başkanı gözümün içine bakıyor, başkan çok uzattın diyor. Olur, bu kadar olur, fazla uzatmayız. Şimdi arkadaşlar, istikamet doğru. İstikamet neymiş? Doğru. Şimdi problem ne biliyor musunuz? Doğru olan istikamete giderken o yükü çekecek olan insanlar önemli. O yükü kim çekecek? İstikamet doğru, çok güzel. Yükü çekecek insanlara ihtiyaç var istikamet doğru giderken. Teşkilat işi onun için önemli. Teşkilat adam olmak onun için önemli. Yükü taşıyacak kadrolara ihtiyaç var. Ya bırakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan taşısın bütün yükü. Maşallah boylu poslu. Öyle olur mu ya? Böyle bir... Bırakın Büyükşehir Belediye Başkanı taşısın bütün yükü. Gürsu Belediye Başkanı taşısın bütün yükü. Böyle bir yaklaşım bizim dünyamızda söz konusu olamaz. Siyasetin kendisinde de olamaz ya. O halde istikamet doğruysa, ki doğru birçok alan anlatılabilir. O istikamete giderken yükü taşıyacak fedailere ihtiyaç var. O fedailer işte sizler, bizler, hepimiziz. Eğer istikamete, doğru istikamete doğru yükü taşıyan sizler ve bizler kol kola yürümeye devam edersek, unutmayın ki arkasından da istikrarın bozulmayacağı bir Türkiye oluşturursunuz. İstikrarın bozulmayacağı, istikrarın devam edeceği bir Türkiye yükü taşıyacak fedailerle ve istikameti dosdoğru çizen liderle bütünleştiği zaman bütün sorunların bu şekilde ortadan kalkacağını da belirtmiş olalım. Kısa bir bölüm var, bitiriyorum. Şimdi önemli insan var, bir de değerli insan var. Önemli insan kim? Makamdan güç alır. İmkanlardan güç alır. Kim? Önemli insan. Değerli insan kim? Şahsiyetinden, birikiminden ve değerlerinden güç alır. Birisi şahsiyetinden, birikimlerinden güç alır. Birisi makamından ve imkanlardan güç alır. Önemli insan genellikle sonuçlar ortaya çıkınca yorum yapar. Zaten sonuç ortaya çıkmış. O zaman yorum yapar. Değerli insan böyle yapmaz. Değerli insan baskı altında, zor şartlar altında tercihlerini böyle bir atmosfer içerisinde yapar. Her türlü olumsuzluğun kapladığı bir ortamda değerli insan tercihini ortaya koyar. Önemli insan sonuca göre tercihin yorumunu yapar. Şimdi yine önemli insan imkanlar elden gidince değersizleşir. Ama değerli insan imkanlar elden gittikten sonra iz bırakan insandır. Bu üç tane özelliği niye söyledim biliyor musunuz? Kongrelerde yalnız nutuk atmalar filan iyidir de akılda bir şeyin kalması anlamında söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Genel Başkanımızın hayatını bir inceleyin.
önemli ve değerli insan kategorisinde teraziye koyun. Bakınız karşınıza ne çıkacak. Yani böyle eyyamcılık hiç olmamış. Hem zor dönemlerde doğru kararlar verilmiş, yiğitçe zorluklara göğüs gerilmiş. Sonunda ne olmuş biliyor musunuz? Değerli yol tercih edildiği için iz bırakan siyasetçi olmuştur. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, Türkiye'de bıraktığı izleri imkan etmek hiç mümkün değildir. Hiç kimsenin haddine değildir. Bu derece ciddi izler bırakan bir siyasi kadro ve bir liderden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, son cümlem şu. Biz Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olması istiyor muyuz? İstiyoruz. Bütün takıntıların, bütün engellerin kesilip bağımsız, gerçekten bağımsız bir ülke olmasını istiyorsak, mutlaka yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkıyla yaşamamız gerekiyor. Eğer Türkiye'ye ben bir katkı, ben Bursa'ya bir katkı, Gürsu'ya bir katkı sunacağım diyorsan, bunun yolu yaşama zevkinden vazgeçip başkasını yaşatma aşkıyla kendini donanma düçar etmendir. Aksi takdirde ben yaşayayım, ben dünyamı mamur edeyim, ben hiç üzülmeyeyim, başkasının cefasını, derdini çekmeyeyim derseniz, başkasına faydası olmayanların Türkiye'nin tam bağımsızlığına, Türkiye'nin geleceğine katkısı olmaz. Onun için teşkilat mensubu mutlak surette yalnız kendisi için değil, gerçekten de vatandaş için, birileri için yaşayan, onların yükünü paylaşan insan olmak durumundadır. Evet, son cümle dedim. AK Parti %40'larda. 45'tir, 50'dir, 49'dur. Bir sürü parti, birçok parti kuruluyor. Herkesin derdi oradan buradan değil, AK Parti'den bir şey koparmak. AK Parti'den bir şey alırlarsa varlıkları söz konusu olacak. AK Parti'den bir şey almazlarsa varlıkları söz konusu olabilir mi? Olması mümkün değil. İşte burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Pirince bakacağız. Pirincin içerisinde siyah taşlar vardır. Ayıklaması çok kolaydır. Ama pirincin içerisinde tehlikeli olan beyaz taşlardır. Dişinizi kıracak olan da beyaz taştır. Görünmeden pirinç diye yersiniz, dişinizden olursunuz. Şimdi siyah taşları ayıklarken sakın ha kaşıkla ayıklamayın. Çünkü kaşıkla beyazlar da gider. Siyah noktayı çıkarıp o fitne melanetini o bembeyaz aklıktan uzaklaştıracaksınız. Peki beyazı ne yapacaksınız? Beyaz işte bu birikimlerden yararlanarak akıllı bir şekilde o beyazların adeta mikroskopla dikkatli bir şekilde ayıklanmasını sağlayacaksınız. Bizim kaybedecek bir kişimiz yok. Biz bu zor dönemde herkesi kucaklayan, herkese kol kola girmiş, yanlış ve bu teşkilatlara fitne fücur sokacak olan insanlardan uzaklaşmış bir teşkilat yapısıyla inşallah gelecekte daha çok büyük hizmetleri Bursa'ya ve ülkemize yapacağımız konusunda hiç kimsenin bir endişesi olmasın diyorum.